günleri 2019'dan tekrar merhabalar. Bugün karşımızda Cafe Nero CEO'su Ahmet Yanıkoğlu var. Merhaba Ahmet Bey, nasılsınız? Merhaba, memnun oldum. Sizi. Teşekkürler. Ahmet Bey, hemen başlıyorum. Sektörde orantısız rekabet var. Birçok sektörde var, sizin sektörünüzde de var. Bu orantısız rekabet şirketlerin iş sürdürülebilirliğine etkisi, yani negatif etkisi var değil mi? Yani bu konuda biraz konuşabilir misiniz? Yani Türkiye'deki rekabetin bir özelliği, biraz fazla aynı pozisyonda rekabet oluyor. Yani herkes birbirine benzer şeyler yapıyor ve o benzer şeylerde bir anda olması gerekenden çok fazla oyuncu bulunuyor. Halbuki yani sonuçta hepimiz yenilik anlamında bir evet, farklılık yani yok. Hepimiz yani sonuçta bir ürün veya hizmet sağlıyoruz. Yani bu ürünü ve hizmeti biraz farklılaştırma yolunda stratejileri izlersek esasında rekabetin etkilerini daha az göreceğiz. Çünkü esasında önemli büyük bir pazarımız ve büyük bir talebimiz var. Bu talebi yalnız hep aynı noktadan biz tatmin etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla aynı noktada fazla sayıda oyuncu oluyor. Yani Türk rekabetinin tipik özelliğinin bu olduğunu söyleyebilirim. Müşteri deneyimi yönetimini ele aldığınız zaman markalar bazen hatalar yapabiliyor. Siz özellikle bir perakendeci olarak mağazacılıkta hata yönetimini nasıl kurguluyorsunuz, nasıl üstesinden geliyorsunuz? Yani aslında müşterilerinizi ne kadar dinliyorsunuz, müşterilerinizi dinliyor musunuz? Tabii yani misafirlerimizi dinlemek bizim yani pardon, misafirleriniz, özür dilerim. Herhangi bir yani müşterilerimiz de aynı zamanda yani bizden alışveriş misafirlik edip de aynı zamanda da alışveriş eden müşterilerimiz diyelim. Misafirlerimizi dinlemek bizim için yani en temel şey. Çünkü esasen bizim özellikle bizim işimiz, biz Cafe Nero'da sadakat üzerine kurulu bir strateji izliyoruz. Yani çalışanlarımızın sadakatinden tutun, misafirlerimizin sadakati de bizim temel iş formülümüz diyelim. Dolayısıyla bunu sekteye uğratacak her konu bizim için çok önemli. Yalnız tabii özellikle teknolojinin de gelişmesiyle müşteri yolculuğu eskiden olduğu gibi böyle bir tek mağazaya girdikten sonra başlayan, mağazadan gittikten çıktıktan sonra da biten bir yolculuk halini olmak halinden çıktı. Artık neredeyse çeşitli boyutları olan, devamlı süren bir yolculuk. Yani dolayısıyla markamız misafirlerimiz de artık bir tek mağazamızda değil başka alanlarda da karşı karşıya geliyor. Biz de mümkün olduğu kadar bu çok noktalı, çok yerlerde edindiğimiz geri bildirimleri misafirlerimizden toplayarak onları bir an önce giderecek sistemleri kurmaya çalışıyoruz. Şimdi hata yönetiminin iki boyutu var. Yani bir yapılan bizatihi o hatayı gidermek o müşteri veya o misafirin nezdinde. Bir de o hatanın bir daha oluşmamasını sağlamak. Şimdi o hatayı gidermekte esasında çok zor değil. Yani biraz insani bir yaklaşımla, biraz misafirlere kulak vererek, dinleyerek onu çözebiliyoruz. Esas mesele hataların oluşmamasını sağlayacak doğru bir altyapı, doğru bir çalışan niteliği ve doğru süreçler kurgulayabilmekte de daha çok onlarda da ilerlememiz lazım. Hem biz hem de sektör olarak. Peki son olarak 2019 zor bir yıldı. 2020 nasıl geçecek sizce? Ne düşünüyorsunuz 2020'de? Vallahi birbirinden zorluk farkı yok. Her yılın çeşitli zorlukları oluyor. 2019 kolay bir yıl olmadı. Daha önceki yıllar da kolay değildi. Ama 2020'de bence ülkemiz her zaman gelişen genç piyasasıyla bir talep yaratıyor. Her ne kadar bu talep gelir düşüklüğünden veya gelir artışının eksikliğinden diyelim, yani gelir artışındaki durulmadan etkileniyor olsa da biraz önce dediğim gibi yani farklı ihtiyaçları tatmin etmeye yönelik konseptleri geliştirdikçe, onlarda misafirlerimizi daha iyi tatmin ettikçe yani bir satış seviyesine ulaşacağımızı düşünüyorum. Yeni mağazalarımızı da ekliyoruz. Yani hemen hemen hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Hemen hemen her ay bir mağaza hızında bir büyümemiz var. Yani senede 12 ila 15 mağazalık bir büyümeye ulaşıyoruz. Bu mağazaların da önemli mağazalar olmasını hedefliyoruz. Yeni şehirlerimiz var. Yani şimdiye kadar biraz eksik olduğumuz İzmir, Ankara'da yeni mağazalar açmak istiyoruz. Bursa'da bir mağazamız var. O Bursa'daki mağazamıza kardeşler getirip Bursa'daki varlığımızı da biraz artırmak istiyoruz. Böyle yani umutlu olduğumuz bir yıl. Umutlu olmakta zorundayız. Başka çaremiz yok. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.